Bugün biraz farklı bir ders işleyeceğiz. Dikkatlerin bende olması lazım. Çünkü en baştaki konuşacağımız mesele en sondaki meseleyle ortada konuşacağımız yerle alakadar. Şimdi geçen haftalarda elhamdülillah dersini işlemiştik. Yani neden elhamdülillah demeliyiz? Hatta neden elhamdülillah demekten ziyade elhamdülillah'ın kainattaki mahiyeti, kainata yansıdığı cihetlerini konuşmuştuk. Yeryüzünde, gökyüzünde, mahlukatta, ondan sonra yediğimiz gıdalarda, insanın ebedi hayatına bakan tarafıyla bunun ispatını konuşmuştuk. Bugün de farklı olarak insanın hayatında 6 cihet var. Cihet, yön demek. 6 yön var. Bu yönler sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Yani 6 cihet. İşte bu cihetlerin hem manevi hem de maddi tarafları var. Şimdi ön tarafa baktığın zaman gördüklerin bellidir. Bir de böyle baktığında ön tarafta manevi cihetler vardır. Sağına baktığında gördüklerin bellidir. Bir de bunun manevi ciheti vardır. Yukarıya baktığın zaman gök cisimlerini görürsün. Bu maddi cihetidir. Bir de bunun manevi bir ahval tarafı vardır. Hali vardır, durumu vardır. Şimdi herkes kendi hayatında bu 6 ciheti bir değerlendirsin. Bakalım hangi cihetteyiz ve bu cihetlerin bize kazandırdığı nedir? Eğer kazandığına inanıyorsan o zaman her bir cihette elhamdülillah diyeceğiz. Başlayalım o zaman. Evet. Evvela iki şey ihtar edilecektir. İlk önce konuşacağımız mesele. Çünkü bu iki şey ihtar edilecek, iki tane gözlük var burada. Bunlardan birincisi şöyle ki, felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. Şimdi böyle olunca biraz anlaşılmıyor. Yani felsefe hakikaten böyle mi? Felsefenin her yönü mü böyle? Hayır. Üstad Avrupa'nın medeniyetini konuşurken onu da ikiye ayırıyor. Diyor ki Avrupa ikiye ayrılır. Biri dalalete ve sefahate atan taraftır. Günahlara, sapkınlığa götüren. Burası diyor taklit edilmez. Burası kötüdür. Ama ve lakin diyor bunun zıttı olan insanın diyor hayattaki işte tıbbi yönden, sanat yönünden, terakki yönünden faydalı olan tarafları vardır. Bunlar diyor insana faydalıdır, orası taklit edilir. Nedir işte tıptaki bir buluş değil mi? Bir teknolojik buluşlar. Bunlar insanın medeniyetine faydalıdır, bunlar alınır diyor. Şimdi felsefe de böyledir. Çoğu derste bunun izahını yapıyoruz. Yani felsefe, felsefi bakışlar insanın şu hayattaki yaşantısına kalite katmak, yaşam amacını belirlemek, olaylara bakış açısını düzeltmek, bu tarz bize veriler sunar. Ki bunun en güzelini İslamiyet yapar. Çünkü İslamiyet nedir? Belli bir çerçeveye kadar gelen noktada seni feraha kavuşturur. Yani normal vahyi kabul etmeyen, sünnet-i seniyeyi, Kur'an'ı kabul etmeyen felsefe seni uçurumun kenarına getirir ve intihar etmek zorunda kalırsın. Sen istemesen de yaşamın seni oraya itecektir. Çünkü hayatın son bulacak. O felsefi akımın içinde senin inanışın yok olmak zaten. Eğer Allah'ı kabul etmiyorsan. Amme ve lakin tam zıttı olan ve kazandıran İslami felsefi bakış açısı sana ahireti sunar. O uçurum ebedi hayata uçmana yardımcı olur. Hangisi daha güzelmiş? İslami olan değil mi? Şimdi o yüzden bizim bahsettiğimiz vahyi kabul etmeyen felsefe burada baz alınan yer. O da diyor ki felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. Belki öyle göstermek istemiyor ama taktığı gözlük siyah olduğu için sana her şeyi siyah gösteriyor. Yani bir felsefi akımın öncüleri, yani biz insanları karanlığa sürükleyelim amacında değil, belki bir kısmı. Ama işte siyah bir gözlük taktığı için sen her şeyi siyah görüyorsun. Vahyi kabul etmeyen felsefe budur diyor. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli, dostluk yüzünü gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. İman böyledir. İman çirkin olan hadiselerin dahi arka tarafını sana gösterir. Dehşetli gördüğün, musibetli gördüğün, hayatına zarar veren cihetlerini gördüğün her şeyin arka tarafında sana hayır kapısını gösterir. Çünkü sana manayı harfiyle bakmayı göstermiştir. Cenab-ı Hak hesabına bakarsın. Zarar gördüğün bir cihet vardır, faydası 99'dur. O 99 fayda o bir zararlı gibi gördüğün ciheti sana unutturur. O %1'lik kısım da %99'un şükrünü yapmak içindir. İman böyle bir şeydir. Batarsın.
göçersin, sıkıntı yaşarsın. Ama iman varsa üzülürsün biraz. İşte o %1'liktir. Sonra %99 faydasını görürsün. Dersin ki elhamdülillah. Başıma gelen musibetler yapılan hataların neticesidir. Gelecek mükafatların başlangıcıdır. Elbette bu olayların başıma gelmesi Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesinde, onun izni dairesinde oluyor, onun ilminde oluyor dersen ferah bulursun. Senin hiçbir derdin Allah'tan büyük değildir dersen farklı kapı açılır. Asıl musibetin imansızlık olduğunu, namazsızlık olduğunu anlarsın, o musibete sevinirsin. Çünkü o musibet seni imana itmiştir, seni namaza itmiştir. Bak şimdi konuştuğumuz ana mesele şu an biz bir felsefe yaptık aslında. Bu felsefi bir görüştür bu. Daha girmedik yani olaya. Hani iman ve imansızlık arasında gidip gelen o görüşlerin bir felsefesi bu. Evet, o yüzden tekrar ediyorum. Felsefe her şeyi çirkin, karanlık, korkunç gösteren siyah bir gözlükken iman her şeyin nurani tarafını gösteren, her şeyin şeffaf ve güzel yüzünü gösteren berrak, nurani bir gözlüktür. Burası anlaşıldı mı abi? Sohbeti, dersi burada bitirsek faydadır ha bize. İnsan o zaman demek ki olaylara nasıl bakıyor? İçini karamsar eden hadiselerde sen felsefe gözlüğünü takmışsın, farkında değilsin. İnşallah şimdi iman gözlüğünü takacağız. Tabii bunun için de kıyas yapmak lazım. İkincisi, iki şey demiştik ya, birinci buydu. Kıyasını yaptık felsefe ve iman cihetinin. İkincisi, bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzan ve manen görüşme, konuşma, komşuluk etmeye hılkaten yaratılışta olan, fıtratımızda olan ve ona mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, aşağı, yukarı, alt, üst, alttan ciheti vardır. Böyle olmak zorunda çünkü insan kainatla her şeyle alakadar. Bize öyle bir istidat verilmiş ki her şeye muhabbet besleme ciheti var ve o muhabbeti dağıtmıyorsun. Yani şuna şu kadar taksimat yapayım, ona o kadar vereyim değil. Her şeyi sonsuz sevme kabiliyetin var senin. Böyle olduğu için de her şey sana hizmet ediyor. Zaten her şey sana hizmet ettiği için sen onunla alakadar oluyorsun. Sana hizmet etmeseler, senin etrafında dönmese sen onunla da alakadar olmayacaksın. Çünkü sende bir şefkat var, sende bir görüş var, bir inanış var, fıtratına derc edilen bazı hakikatler var. Bunlar kainata muhtaçtır. Birbiriyle Cenab-ı Hak iktiran eylemiş yani, bir eylemiş. O yüzden insan böyle bakınca yani lakayt kalamıyor. Sağ, sol, ön, arka, aşağı, yukarı bunlarla alakadar. Şimdi aklına geliyor abi, bu altı cihet nedir? Yani biz burada yön bulmaca mı öğreniyoruz abi? Hayırdır, coğrafya dersine mi geldik? Doğru mu? Doğu, batı. Bunun gibi değil. İşte oradaki mesele şu abiler. İnsan mezkur az önce bahsedilen iki gözlüğü gözüne takmakla bahsedilen cihetlerde bulunan mahlukatı, ahvali görebilir. Mahlukat, yaratılanları görürsün, bir de onların halini görürsün. Yani maddi ve manevi tarafını görürsün. Gelin o zaman altı cihete bir giriş yapalım, tane tane okuyalım ve mütalaa edelim. Herkes, ben bu olayda hangi gözlüğü takmışım diye kendine sorsun. Birinci cihet, sağ cihettir. Sağımız. Buradaki cihet, bizim sağ yönümüz, buradaki maksat geçmiş zamandır. Bundan dolayı insan geçmiş zamanına, geçmişine felsefe gözlüğü ile o sağ cihete baktığı zaman mazi ülkesinin, o geçmiş ülkesinin kıyameti kopmuş. Öyle değil mi? Her şey allak bullak olmamış mı? Gece gündüz gelmiş, depremler olmuş, ölümler olmuş, hep ayrılıklar olmuş. İstediklerine kavuşmamışsın, gençliğin seni geride bırakmış. Ya, olmamış mı? Hep ayrılıklar, sevdiklerini seni terk etmişler. Hatta sana Allah'a ısmarladık demeden gitmişler. Bir kısmı seni sevmemişler. Sevse de sana fayda vermemiş. Yüzüne dahi bakmamış. İşte mazi ülkesi böyledir diyor. Oranın kıyameti kopmuş. Altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı ve korkunç büyük bir mezaristanı bütün ölülerin gömüldüğünü andıran bir şekilde sana görünecektir. Ölmüyor mu insanlar? Binlerce insan o mezara boşaltılıyor. Sürekli bir devir daim oluyor. Geçmiş böyle. Annenizi, babanızı, sevdiklerinizi bıraktınız. Gençliğini bıraktın. Hadi abi ben daha gencim, ölüm görmedim. Sen ölmeye başlamışsın, farkında değilsin. Her günün tabuduna çakılan bir çivi gibi aslında. Bu dereceye gelmişsin. Tabudun başında ağlıyorsun, farkında değilsin belki de. İşte insan böyle baktığı zaman böyle büyük bir mezarlık olarak görecektir geçmişi. Çünkü niye mezarlığa gittiğin zaman yani gelecekte ölen kişileri mi gösteriyor?
geçmişte ölenleri gösteriyor sana. Bakıyorsun 20 yıl önce ölmüş, 50 yıl önce ölmüş, 100 yıl önce ölmüş. Koca geçmiş bir mezaristandır diyor. İşte bu cihetle insan baktığında bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete ve ümitsizliğe maruz kaldığında yaşayışıyla şüphe getirmez, şüphe yoktur. Bir ümitsiz yaşantı her tarafını bürür mü bu adamın? Çünkü ben de onların gittiği yere koşuyorum diyecek. İşte bak insan böyle baktığı zaman 17. sözde diyor ki, evet gafletle, Allah'ı unutarak sağımdaki geçmiş zamanından teselli almak istedim diyor. Çünkü gelecek karanlık, bari diyor geçmişime bakayım. Hey gidi günler, geçmişimde nasıldım be demeye çalışıyor, geçmişine bakıyor. Diyor ki teselli almak için baktığımda gördüm ki dünkü gün pederimin kabri olmuş. Ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezar ekberi suretinde göründü. Bütün sevdiklerin gömüldü orada, tüm akrabaların oldu. Teselli yerine bana vahşet verdi. Tabii gaflet perdesi öyle kalın ki bunu idrak etmekte zorlanıyoruz biz. Nasıl idrak edeceksin ki? Yani sevdiklerim gömülmüşse gömülmüş. Değil kardeş. Onlar nereye gittiyse sen de oraya gideceksin. Sana bir hazırlık yap deniliyor aslında. Ama o kadar kalın bir gaflet perdesi var ki geçmişe baktığı zaman adam ders alacağına günahlarıyla övünüyor. Ah ah diyor yani ben o zamanlarda diye. Gaflet adamı böyle sarhoş etmiş. Şimdi bu felsefe gözlüğünü bize baktırdığı taraftı. Böyle çirkin gösteriyordu. Peki imanlı bir adam geçmişine baktığı zaman nasıl bir fayda görecek? Bak onu da söylüyor. Fakat diyor iman gözlüğü ile o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş ve mahvolmuş bir şekilde görünse de fakat diyor orada can telefi yoktur. Yani orada bahsedildiği gibi öyle dehşetli çirkin ölümler yoktur. Vardır ama yoktur. O mürettebatı, o dünyanın, o geçmişin, o sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar, nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur ve ferahlık, itminan, o huzur, o mutluluk, o inşirah, kalbe, zihne verdiği o ferahlık binlerce elhamdülillah dedirtir. Dedirtmez mi birader? Baksana insanların geçmişine. Şimdi ileride zaten bunların detayına gireceğiz. Adam geçmişine bakmak istemiyor. Hele ki bu adamın ahiret inancı yoksa. Geçmişe baktığı zaman her şeyi yutan, sonsuz yokluğa atan bir mezar gibi görüyor. Ama bak diğer türlü nasıl diyor? Kardeşim diyor, dünya hapishanesinden kaçmaya çalışılan bir tünel gibidir diyor. Filmlerde olur değil mi adam? Yani diyor ki toprağa basmadım diyor. 35-40 yıldır toprağa basmadım. Filmlerde bunlar işlenir. Hapishaneden, o işkenceler altından kaçmak için lağım borusunun içine girer. O çirkin yollardan geçer ama sondaki huzuru, ferahlığı bilir. Orada gün yüzüne çıktığı zaman, o hapisten kurtulunca o lağım borusundan geçmek ona huzur vermez mi? He? İşte iman diyor, dünyayı böyle gösteriyor. Sonunda bir ferahlık var diyor, geçmişe böyle bakan bir adam. Ondan kardeşim dostluk yüzünü görür ya. Bir kalbine ferahlık gelir. Elhamdülillah. Cennete açılan bir kapı gibi görür. Böyle baktığın zaman, ki böyle bakıyorsan insan elhamdülillah der. Yani hepimizin geçmişinde sıkıntıları vardır. Var. Gaflet uykusunda olduğumuz zamanlar var. Ama şimdi geçmişine baktığında diyorsun ki hamdolsun. Beşerim, hata yaptım. Zaten o hatalarım neticesinde ben kulluğu öğrendim, buraya geldim. Benim için bir kıyas noktası oluştu artık. Cenab-ı Hak bazen sana yaşatır. Haramların içinde yaşarsın. Belki pişman dahi olmazsın ama hakiki imanı elde ettikten sonra o zaman pişmanlığı yaşamaya başlıyorsun. Mesela namaz kılmadıysa bir adam geçmişinde, namazsız bir vakitte buraya kadar gelmişse, o adam 30'unda 35'inde namaza başladığı zaman diyor ki kafasına vurup, ben nasıl yaşamışım? Bu bir mucizedir diyor yani. Namazsız nasıl bir ömür geçmiş? Halbuki namazsız yaşamıştı ve farkında değildi. Çok mutluydu. İşte ona ders çıkartıyor. İman gözüyle geriye baktığın zaman. İşte bu yüzden de bir kalbimiz ferahlık buluyor. Hamdolsun. Ha üzüntüden nasıl mutluluğa çeviriyorsun? Ya bu günahlarla ben ahirete gitsem? Ya ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o dehşetli günde rezil hüsva olsam? Ahiret rezilliği bambaşkadır. Bu sefer de insan huzur buluyor. Hamdolsun Cenab-ı Hak bedelini bu dünyada ödetiyor bana diyor. O zaman geçmişte yaşadığın o sıkıntılar, o yaptığın hatalar sana bir nevi huzur veriyor iman cihetinde. İşte bu yüzden de insan ne diyor? Elhamdülillah. Evet,
İnsan her haline şükredecek. Geçmişten şükrümüzü yaptık mı abiler? Anlaşıldı mı burası? Zaten hep birbirine temas eden noktalar. İkinci cihetimiz sol cihet. Geldik buraya. Gelecek zaman. Sol cihet, gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek, yılan ve akrepleri yedirip imha edecek zulümatlı, karanlık, korkunç, büyük bir kabir şeklinde bize görünmeye başladı. Harbiden de öyle değil mi? Şimdi geleceğine bak bakalım. Gelecek bir felsefe gözlüğüyle, bir imansızlık cihetine bakıldığı zaman seni yokluk çukuruna alacak, ağzını açmış, ejderha gibi ağzını açmış bir kabir kapısı. İşte bu tarzdaki adam şimdi yine sağa döndüğün zaman buna dehşetli hal ikiye katlanacak. Niye biliyor musun? Şundan dolayı. Geçmiştekiler zaten böyle bir yola gittiler. Onların üzüntüsünü üstüne aldı. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Çoğu derse diyoruz ya kucağında bir bebeği olan ateist adam. Yokluğuna inanacak bir adam. Kendi oraya giderken evladı da gidecek. Bu nazarla bakıyor. Bu adam huzur bulabilir mi sence Allah aşkına? İşte diyor ki yılan ve akrepleri seni yedirecek. Dehşetli sıkıntılara maruz kalacağın bir geleceğe doğru gidiyorsun. Ya şimdi idam sehpası kurulmuş diyor. Mahvolacaksın. Ve rezil olduğun haller, insanlardan sakladığın ve saklandığın, insanların haberdar olmasından, ıttılağından böyle ümitsizliğe kapıldığın o hallerin orada gösterilecek diyor. Kimin ne olduğu işte orada ortaya çıkacak. İşte böyle bir aleme gidiyoruz. Ve bu adam bunu bilmiyor. Dedi yani ki Müslüman bunların izletileceğine inanıyor. Ya bir nevi bu güzel ama diğer adam ebedi yok olacak. Oraya doğru gidiyor. Bakın çok yeni kardeşimiz var bugün. Diğer derslerde söylediğimiz şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü unutuluyor ve bazen ilk defa duyuyor kardeşimiz. Bu yokluk hadisesi çok farklı bir şey abiler. Yani biz yokluğu tarif edemiyoruz ama Cenab-ı Hak bize bu dünyada bunu hissettiriyor. Abi şimdi aşağıda araban var. Anahtarı kalktığında şurada bulamasan bile bir ne oldu ya falan diyorsun değil mi abi? Bunu hissedebiliyorsun. Veya işte yeni bir telefon almışsın abi. 10.000 TL değerinde telefon almışsın. Kafede oturuyorsun arkadaşların, çay içiyorsun. Abi çıktın, bindin arabaya, bindin metroya, telefon cebinde yok. Nasıl bir korku gelir kalbine? Olmadı mı? Adam elinde telefon, telefonu kaybettim diye yüreği çıkıyor böyle. Elinde telefon. Olmadı mı? Yaşamadınız mı? Hamit abi. Yaşadın değil mi? Nerede telefon? Hanım nerede telefon? Al başına çal elinde. Yani insan bunu yaşıyor değil mi? O yokluk. Yokluğu. E şimdi kardeşim. Yani aşağıya iniyorsun abi. Araba yerinde yok. Hadi bakalım bak korku nasıl katlandı? İşte o adamın evladı kucağında birden yok oluyor. Şimdi bu adam yok olmadı. Kucağında çocuk yok olmadı ama yani imansız bir şekilde felsefe gözüyle geleceğe baktığı için her daim onu yaşıyor. Çünkü yok olacak, yok olacak, yok olacak. Her büyüdüğü anda biraz mutlu olurken eyvah diyor yok olacak. Ebedi bir ayrılık olacak. Ona inanmış. Bu adam ne kadar mutlu olabilir? Abi sen arabayı kaybettin. Tamam biraz üzülürsün. Yenisini alma imkanın olur, şey olur. Hani veya teselli bulursun dersin ya aman filan. Ama evlat için bu olmuyor işte. Ve bu adam her gün bunu yaşıyor. An ve an yaşıyor. Çünkü an ve an Cenab-ı Hak da azabını artırıyor. Sevgisini ona bağlattırıyor. Sevgi nispetinde azap çekmeye başlıyor. O yüzden ateist bir adama tavsiyem dünyada hiçbir şeyi sevmesin. Sevdiği şeyler ona azap olmaya başlıyor çünkü. Sevdiği, bağlandığı şeyler adedince ayrılık acısı yaşayacak. İşte böyle baktığı için dünyevi maddeler bu cihetten olsun. Bir de hani kabir kapısına akreplerin, yılanların yutacağı dehşetli bir kabir çukuru olarak görünüyor. Büyük bir kabir şeklinde ona göründüğünden elbette ümitsizliğe düşecek, acı çekecek diyor. Gaflet sarhoşuna dalacak. Şimdi diğer türlü, şimdi bunu anladık. Biz nasıl bakmalıyız abi? İman ciheti bak nasıl baktırıyor. İman gözüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın Halık, Rahman, Rahim'in insanlara izhar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz olan mekulat ve meşrubat. O yiyecekler ve içeceklerin zarf olduğu bir maide, bir rahmani sofra şeklinde gözükecektir diyor. Böyle olduğu için de binlerce kez elhamdülillah der. Bak bizim için kabirden bahsetmedi. Yani oraya gelmeden diyor, oraya daha gelmeden o yolculukta senin görmen gereken, şükretmen gereken nimetler var. O yiyecekler, içecekler zarf halinde her mevsim sana sunuluyor diyor. Ama bunu anlamak için geçmişteki nimetlere şükretmen gerekiyor. Geçmişe gelen nimetlere şükretmeyen bir adam gelecektekilerin nimet olduğunu anlar mı?
Bilebilir mi? İşte sen geçmişte sana verilen ve hali hazırda elinde olanlara şükrettiğin nispetle gelecek sana lezzet verecektir. Bakın pikniğe gidiyoruz arkadaşlarla, dostlarla. Tefekkür ediyoruz bahar mevsiminde. O bahar mevsiminde tefekkür, oradaki mevcudata yapılan aslında bir şükür. Tabii Cenab-ı Hakk'a yapılan şükür ama onlar vasıta oluyor. Oradakilere teşekkür ediyorsun, size teşekkür ediyoruz. Bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlattınız diye. Bak biz o nimetlere, o ağaçlara, o arıya, o böceklere, çiçeklere şükrediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Tabii Cenab-ı Hakk'a gidiyor bu. Şimdi orada senin şükrün arttıkça bu sefer gelecek bahara nasıl bakıyorsun? Kış geldiği zaman özellikle elhamdülillah tekrar bahar gelecek. Bak şimdi cemreler düştü. Bahar geliyor. Pikniğe gideceğiz inşallah dostlarla. Abi etraf böyle ağaçlar gerinlik giyecek. İşte bak ne oldu? Geçen seneki bahardan bu seneki bahara daha gelmeden geleceğe baktım. Bir mümin olarak elhamdülillah dedim. Çünkü Cenab-ı Hak bana vermiş olduğu nimetleri tekrardan zarfa koyup, mevsimler zarfına koyup o dört tane zarfla bir vagon halinde bize gönderiyor. Zarfı bir açıyorsun abi. Öyle bir hal ki mucizevi bir şekilde kainata serpilen nimetler. Bu cihette bakılırsa insan gelecekten ürker mi, sevinir mi? Vallahi insan sevinir ya. Hamdolsun bak şimdi baharı sabırsızla bekliyoruz abi. Çünkü tefekkür edeceğim, alacağım kahvemi, alacağım çayımı, semaver. Çıkacağız abi dağlara, taşlara. Yani öyle bir hale geldi ki biri Ankara'da çınar altında şey demiş. Ya bir abi var, sohbet yapıyor, ders yapıyor bu Bursa'da. Sürekli böyle mangal yapan bir abi var ya falan diye. Adamın aklında öyle kalmışız. Yani mangalda değil de şey, semaver falan yapıyoruz ya, adamın aklında mangal yapan abi. Yani elhamdülillah kardeşim, bekliyoruz şimdi. Çıkacağız abi dağlara, taşlara. Bursa'da çok güzel yerler var değil mi? Şelaleler var, gideceğiz oralara. Şükrünü yapacağız. Bak gelecekten konuşuyoruz ha, daha olmamış olaylar bize lezzet veriyor. Çünkü orada bizim şükrümüz artacak. Cenab-ı Hakk'a anacağız biz. Oraya gittiğimiz zaman tekrardan diğer bahar için hazırlık yapacağız. Ama bahardayken kışı da özleyeceğiz. Ya işte nasıl bakarsan kainata. Şimdi abi bu nasıl kafa ya? Harbiden helal olsun yani. Güzel kafanız varmış abi. He Hamit abi? Elhamdülillah kardeşim, at o kafayı, al işte. Al, iman cihetinde sana huzur istiyorsan böyle. Diğer türlü nasıl oluyor abi? İman cihetine bakmazsa ulan borçlar var. Kış gelecek yine odun modun. Yakıt, doğalgaz seneye acaba kaç olur? Çocukların okulu var. He Hamit abi? Başladı mı sende o dert reis? Çekler, senetler. Doğru, Ferdi abi diyor. Diğer türlü yok işte abi, okul şöyle olacak böyle. Evlilik, askerlik falan. Yani huzur alman gereken hadiseleri işte felsefi nazar hep geride bırakıyor. Değil mi Fatih? Adam intihar etmiş ya kardeşim. Seneye nasıl odun parası, kömür parası bulacağım diye yazın ortasında adam intihar ediyor. Bak görüyor musun abi, ne kadar değişik bir hal ya. Bazen kardeşlerle konuşuyoruz böyle. Yani bir ay sonraki hadiseyi bana anlatıyor. Abi şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi ne yapıyorsun? Oturmuş, daha gelmemiş zamanla meşgul oluyor. Ademe. Şimdi gelmemiş zaman yokluktur. Yoktur da madum. Yokluğa vücut rengi veriyor sanki o ana gitmiş gibi. Bırak kardeşim ya. Ya o kadar çirkin bir hal ki anın huzurunu daha yaşayamıyorsun. Ya düşsene abi, uzana gitmişsin. Bonfile gelmiş böyle önünde. Yiyorsun abi, hiç yemezsin sen. Sevmezsin zaten lokum falan böyle tereyağlı. Allah cız yapıyor. Bir de Nusret gibi öyle tuzlar. Bunu yerken telefon geldi. Abi bir ay sonra 2 milyon ödeme var. Ya sen yine yersin de. Onda şüphe yok. Ama orada o yediğin burnundan gelir abi. Çatalı bir vuruşun vardı önceden, naziksindir. Çatalın aradan böyle sosyete kesici falan yaparsın. Diğer türlü öyle bir yarsın ki baba tabak çatlar. Bak görüyor musun işte? İnsan an ile mutlu olamıyor. Geleceğe bakışından dolayı. İman cihetine bakarsa ne der? Elhamdülillah. Daha gelmemiş ki. Daha gelmemiş. Ne derdine düşeceğim? Manyak mıyım ya? Adam iki sene sonraki hali düşünüyor. Bırak abi, rahat ol. Allah'ın nimetlerini gör. Hep zulümatı görme. İşte böyle bakarsan elhamdülillah dersin. Hallettik mi ki ciheti abi? Var mı? Eve gidince relax abi, düşsene böyle. Eve gidiyorsun, kendini yerlere atıyorsun. Daha çaylar falan böyle. Her şey, hanım bir şey diyor. Boş ver be. Çocuk hasta, aman. Ya böyle bir düşsene abi hayatı. Ya bak bu olmuş ama ha. Barak Fakir'de Sarkan abiler ders yapmışlar. Doktorlara mı ne böyle bak. Doktorlara, işte esnaflar, dersler falan olmuş. Abi diyor, eve gittik, senin yüzünden hanımla kavga ettik. Niye ya abi, sen öyle bir ders yaptın, eve gidince öyle bir rahatladın diyor. Evde sıkıntılar var, sıkıntıları unutmuşum. Hanım kavga etmeye bekliyor beni diyor. Eve gittim, aman boşver. Ne derse tamam dedim abi. Sonra üzüldüm diyor. Yani işte şunu al, bunu al.
Öyle olmasın Hamit abi. Eve gidince aman tapularımı verdim Serkan'a. Öyle olmasın yani. Tabii bu ciheti ayarlamak lazım. Tamam abi? Evet. Böyle muhabbette güzel gidiyor. Şimdi gelelim abi üst cihet. Sağ solu hallettik. Şimdi üst tarafa bakalım. Semaya bakalım. Burada da diyor ki yani semavat cihetinde gökyüzüne baktığı cihetle felsefeyle bakan bir adam şu sonsuz boşlukta. Belgeseli burada izlemiştik. O derse katılan işte galaksileri gökyüzünden bahsettiğimiz. O sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin, o cisimlerin, ecram-ı ulviyenin, o gök cisimlerinin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalır. Abi neden at koşusu ve askeri manevra? Şimdi askeri manevra derken filmlerde orduların birbirine saldırma sureti vardır ya. İşte diyor ki şu haldeki bir adam gökyüzündeki o milyarlarca cisimlere baktığında yani abi düşün öyle hızlar var ki diyor ki bir benzetmeyle top güllesinin 70 bin katı hızında. Yani sen rakamlara yazamazsın. O cihette hızları olan yani atların üzerine geldiğini düşün. Çok dehşetli değil mi abi? O filmlerde işte Yüzüklerin Efendisi'ni izliyorsun. O orduların birbirine girme anı. İşte gök cisimlerini o surette görmeye başlıyor. Belki görmüyoruz şu an. Ama ne zaman görmeye başlıyor? Birinin fitnesiyle. Bir gök bilimci diyor ki yeryüzüne bir meteor taşı düşecek. İşte şu galaksi bize yaklaşıyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Adam dehşetli bir korkuya kapılıyor. Şöyle olur, böyle olur diyor. İşte zamanda Rusya'da oldu. 50 metre yerin altına çukurlar kazdılar. Amerika'da da olmuş. İnsanlar kumanyalarla sığınaklar yapmaya başlamışlar. Niye? Bir tane gök cismi gelme durum var. Yeryüzüne çarpma durum var. Bu adam şimdi her an bu korkuyu yaşıyor. Yaşıyorlar abi. Şu anda haberlere desin ki 3 gün sonra İşte bir tane gök cismi gelecek, yeryüzüne çarpacak. Ya adam ömründe bir kere teleskoptan bakmamış. Heh, bak abimiz, aynen Allah razı olsun Abdullah abim. Bak çok güzel noktaya değindin, Allah senden razı olsun. Abimiz çiftçi, ceviz büyüklüğüne dolular değil mi abi? Abi görmüyor mu arabanın üstünde battaniye, halı, evladına bakmadığı gibi bakıyor ya. Arabasına aspirin veren var abi üşütür diye ya. Düşünebiliyor musun bak o dolu yağacak deyince İstanbul'da millet neler yaptı öyle ya. Ya savaşa gitsek öyle zırh yapmaz kendine ha. Ama şimdi bak aynı şekilde bak doludan bunu yaşayan adam eğer imansızsa hani o hayatı çok değerli buluyor ya o gök cisimlerinden bir haber gelse gök bilimci böyle bir felaket tellallığı yapsa ona olduğu yerde titrer. Olmadı mı Şirince'de kıyamet işte kopacak falan denildi. Biz de oradaydık. Yani korktuğumuz için değil. Anladın mı baba? Oraya gittik şimdi niye? Dedi ki şimdi Hristiyanlar falan herkes gelecek. Fatih abi de İngilizce var abi. Dedi ki işte Risanur dağıtırız, işin mahiyetini anlatırız falan. Abi yabancıdan çok Türk gelmiş ya. Harbiden böyle gelmiş oraya işte. Niye? Bazısı gelmiş çekirdek yiyor, izliyor milleti. Nasıl kopacak acaba? Nasıl bir şey olacak? Çadır kuranlar falan, televizyon kanalları herkes gelmiş oraya. Çünkü niye abi? Güzel yani. Orada reklam var. Şimdi bak böyle bir haber kıyamet kopacak. Ya adam ülkesinden gelmiş Şirince'de bir şey olmayacak diye inanıyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir mantık ya bu? Ya mal olmak lazım, mal. Dünyaya bir tane abi başka gezegen çarpsa bittin. Ölümün senin kıyametin. Zaten abi bak, millet kıyamet kopacak. Öleceksiniz zaten, için ulan. Herkes kapıda abi, orası en zengin köylerden biri. Çünkü sefahat orada. Her yer böyle şarap. Allah muhafaza. Orada sen anlatıyorsun. Adama diyorsun ki abi alın bunları okuyun. Okurum ama sen de bundan bir iş baba. Bu şartla alırım ama sen de iç falan diye böyle zaten kokusu berbat bir şey. Ama hamdolsun orada güzel hizmetler oldu. Bak demek istediğim o işte. Adam o gök cisimlerinin ona yaklaşması öyle bir dehşet veriyor ki. Veya haberini alması yetiyor zaten. Hayat ona zehir oluyor ya. Amma ve lakin. İman gözlüğünü adam takarsa. Cenab-ı Hakk'ın o garip, o acip manevranın bir kumandanının emrinde olduğunu. Evet bir at koşusu var. Bir savaş ordusu geliyor ama bunlar başıboş değil. Bunlar ne yapacaklarını biliyor. Bu şekilde terakki ettiği için, bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığını gördüğü için, o semavat alemini, o gök cisimlerini tezyin eden, oraları süslendiren ve yıldızların bize ziyadar bir lamba, etrafı aydınlatan bir kandil, lamba suretinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda, o gök cisimlerinin birbirine girift halde çarpışmadan o hareketlerini bu sefer dostlukla, muhabbetle izleyecek. Alim semavatı şöyle tasvir eden bir adam, şöyle düşünen bir adam. Açacağız orayı.
elhamdülillah der. Nasıl der? Diyor ki münevvirül akıl ve münevvirül kalp olan bir adam düşün. Yani kalbi münevvirül iman ve münevvirül akıl, akıl tarafı felsefe. Kalbi felsefeyle bulanmış bir adam, zihni felsefeyle bulanmış bir adam bu cihette bakar. Ama diyor kalbi imanla bezenmiş olan bir adam bakar diyor gökyüzüne. O atlar koşusu gibi diyor o cisimleri, o semavattaki ecramı görünce der ki elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber. La ilahe illallah der. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ne kadar büyük. Cenab-ı Hak ne kadar haşmetli. Cenab-ı Hak ne kadar merhametli. Niye? Onları başımıza yağdırmıyor, onları idare ediyor. Onları havada direksiz durduruyor. O güneşi gaz yağsız, kömürsüz, odunsuz yandırıyor. Böyle baktığı için Cenab-ı Hakk'ın kudretini temaşa eder, şükrü artar. Ya insan şimşek çaktığı zaman hemen ne yapıyor kardeşim? Bir korkusunu dile getiriyor. Değil mi? Küfredecek vaziyete kadar gelebiliyor adam. Niye? Çünkü ahvali kalbi gaflet. Diğer türlü o şimşek çakmasıyla ne diyor? Beni unutamazsın. Bırak dünyevi işlerini kendine gel. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi o mevcudat dahi başıboş olamazlar. Her birisi müdebbir-i hakim tarafından idare ediliyorlar. İnsan bu cihette baktığında kazanır mı kazanmaz mı? Elhamdülillah der mi demez mi? İşte ben böyle bir Allah'ın himayesindeyim. Bu gök cisimlerini tesbih tanesi gibi elinde idare eden Allah'ın himayesindeyim ben. Ben kime külhanbeylik yapıyorum ya? Kimsin sen? Böyle bir Allah'a secde etmiyorsun ya. Ha? 5 kuruşluk adamların karşısında bir menfaat için boyun eğiyorsun. Her türlü fedakarlığı göze alıyorsun. Her türlü rezilliği de o mukaddesatı satacak dereceye kadar geliyorsun. Ama böyle azametli, haşmetli, kudretli bir Allah'ın karşısında boyun eğmiyorsun. Sen zalimsin birader. En zalim sensin. En nankör sensin. En adi, en basit olan sensin. Bir taştan betersin sen. Çünkü iman insanı insan eder. İmansızlık, o küfür insanı gayet aciz bir canavar eder diyor. Sen böyle bir canavarsın. Bir haşere kadar değerin yoktur diyor. Çünkü ahmaksın yani. Bu ahmak olmak için bir neden mi var ya? Allah aşkına bir sinek file kafa tutabilir mi abi? Ha? Aynı onun gibi yapıyorsun işte ya. Yani bir bebek dese ki ağlamasıyla anne ona güzel taamlar, yiyecekler getiriyor. Altını temizliyor. Etrafında fır dönüyor. O çocuk dese ki ben kendi kudretimle bunları ayağıma çağırıyorum. Çok saçma olmaz mı? Senin o çocuktan farkın mı? Aynısını yapıyorsun işte. Daha kendini daha idare edemiyorsun sen. İşte böyle bir Allah'ı tanırsan, o mevcudatın nasıl bir ilahın elinde olduğunu görürsen elhamdülillah dersin. Evet, garip ders değil mi abiler? Hiç böyle baktık mı hayata? Altı cihetimizin olduğunu gördük mü? Evet, hepsinden bahsetmeyeceğim. Sadece bir tane daha okuyacağım, sonra bitireceğim. İsteyenler iman küfür muvazenesinden okuyabilirler. Mesela ön cihete bakalım bir de. Evet, ön cihete bakalım. Nereye baktık abi? Sağ cihet neydi? Geçmiş zaman. Sol cihet neydi? Gelecek zaman. Sonra üst cihete baktık, gökyüzüne baktık. Hem onların maddi görünüşünden hem de manevi bize iletmek istediklerini inceledik. Şimdi bir de ön cihete bakalım. Yani alt cihet vardı, orayı okumayacağım. Arka cihet vardı, orayı da okumuyorum şimdi. İşte burada senin imtihanın başlıyor. Ne kadar lakaytsın, ne kadar alakadarsın hakikatle. Ruhuna gıda olan bir şeye bu da senin imtihanın. İnternetten açar okursun, o ayrı. Yerini söyleriz. Söylüyorum, 29. lema 2. bab diye geçiyor. Bunu da okuyalım sonra bitirelim abiler. Ön cihet, ön taraf. Felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat, insan olsun, hayvan olsun, kafile kafile büyük bir süratle o cihete gidip kayboluyorlar. Harbiden sanki böyle bir yürüyen bant var. Herkes orada gidiyor, belli zamandan sonra bant dönüyor ya. O bandın dönmesi gibi insanlar bir yere kadar görünüyor, sonra tak! Bütün mahlukat, hayvan olsun, insan olsun görünmüyor, kaybolup gidiyor. Yani ademe gider diyor, yokluğa karışır. Felsefeci adam böyle görüyor. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden teessüründen, üzüntüsünden çıldıracak vaziyete gelir diyor. Mehmet diye bir adam vardı ya, fizikçi intihar etti. Kim daha bu adam? Mehmet Pişkin değil mi? Bu adam niye intihar etti? İşin özetini söyleyeyim size. Dedesi ateistmiş herhalde dedesi de. Değil mi? Dedesi de ateist. İşte onun ölümü, madem diyor böyle bir hayat ve işte onun ölümünü görünce ben de böyle yaşlanıp elden ayaktan düşeceğime, yani ileriye kadar baktı.
O dedesi o banttan düştü, kayboldu, yokluğa karıştı ya. Kendi de arada 100 metre mesafede olan bir bantta. O da gidiyor. Ulan diyor, ben oraya gidene kadar diyor onun teessürü, üzüntüsü zaten beni mahvediyor. Şimdiden kendimi öldüreyim o zaman. Yanda bir uçurum bulunca oraya atayım diyor. Bu nazarla bakıyor. Yani bir ateist adam niye yaşıyor ki ben anlamıyorum. Şimdi ateiste soruyorlar işte. Ya diyor cehennem varsa? Yok ya diyor. Ya ahiret varsa? Yok ben inanmıyorum, böyle bir şey yok. Zorluyor karşıdaki taraf, diyor ki ya varsa? O zaman diyor cennete gideceğim ben. Ya madem bu kadar ısrar ediyorlar. Daveti icabet lazım kardeşim. Niye? Niye diye sorduğunda ben iyi bir insanım. Ben aklımı kullandım. Görüyor musun olayı? Yani biz iyi insan değiliz. İşte bak, garip bir hale giriyor adam. Varsa oraya gireceğim diyor. Ama yok diyor. Şimdi adam demek ki burada iç halini sana belirtiyor. Diyor ki ben ümit varım. Şeytan gibi, çünkü şeytan dahi son anda Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit edecek. Belki affeder diye. Firavun da öyle yapmadı mı? Son anda o suların altında kalacağı zaman da tövbe ediyor, geçersiz kalıyor. Şeytan tövbesi ona diyoruz. İşte diyor bu anda. İnsan diyor o banttan öyle giderken elbette diyor yok olacağını gördüğü için böyle hayal ediyor. Niye o zamana kadar gideyim ki? Şimdiden yok olayım diyor. Şimdiden son vereyim bu hayatıma. Bunun da Üstad Hazretleri şöyle bir misale döküyor. Diyor ki idam sehpası kurulmuş karşı tarafta. Bak abiler, o taraftakiler, gerçi ben şimdi idam sehpasına yakın olacağım ama burada bir idam, bak urganı görüyor musun? Şu urgan idam sehpası olsun. Hamit abi yakınsın, dur hemen ölme. Bir tane çocuk var. İleri taraftan kimi abi? Heh, abi seçemiyorum. Murat sen misin? Ha Burak. Burak kardeşim şimdi buraya doğru geleceksin. Önde kardeşim var. Biraz eleme boğacağız seni, kusura bakma. Baban var, annem var. Bak bunu yapmışlar zamanında. Giyotini koymuşlar. Lenin, Stalin ne yapmışlar biliyor musun? Seni en arkaya koyuyor, ortaya anneni koyuyor. Sonra babanı, kardeşini, akrabalarını araya diziyor evladın varsa. Seni ard arda öldürmüyor. İlk önce anneni babanı katlediyor. Sen orada acı duymaya başlıyorsun ya, 100 kişilik kuyruk yapıyorlar böyle. Şöyle bir kuyruk geliyor. Burada giyotin var. Sen daha oradan anne babanın oraya yürüdüğünü görüyorsun. Kendi ölümünden, o uğrayacağın vahşetten ziyade onları görüyorsun. Zaten o sırada çıldırıyor insanlar. Üstad diyor ya, çıldıracak vaziyete gelir. Harbiden bir hakikat var, insanlar çıldırıyormuş orada. Daha kendi ölümünü düşünmeden evladının ölümünü görüyor. Nasıl bir hayat? Çok dehşet değil mi abi? Ama biz bunu her daim burada yaşıyoruz zaten. İdam sehpası kurulmuş. Sevdiklerin bir bir asılıyor eğer imansız cihetiyle bakıyorsan. Sen de oraya gideceksin, asılacaksın. Oraya gitmeden önce kendini öldürmen lazım. Ama dünyada aynısını yapıyoruz. O kabir ağzını açmış oraya doğru yürürken dünyevi lezzetler her tarafa döşenmiş. Nefsani lezzetler. Ya ölüme doğru giderken, ya oradan da dur abi şu bala bir kaymaklı ekmek banayım der misin? Diyen adam zaten tamam buna müstahak, bu kafayı yemiş zaten. Ölse de hissetmeyecek. Orada abi dur ya kardeşim, bir yarım adana atsana bana. İdam sehpasına doğru 100 metre var gidiyorsun. Bunu yapar mı bu adam ya? Ama aynısını yapıyoruz. Belki de ebedi hayatımızı kaybedeceğimiz bir yaşantı içindeyiz. Her türlü günah elimizi uzatıyoruz. İdam sehpası ileride kurulmuş. Bu kadar lakayt olmuşuz ya, bu kadar gafletli olmuşuz ya. İşte diyor imansızlık ciheti ve felsefe gözlüğü sana bu cihetten baktırır. Amma ve lakin. Amma ve lakin. İman nazarıyla bakan bir mümin, insanların o cihete gidişleri. Bir yerde diyor ya, oraya diyor başkaları da gidiyorlar ama diyor o bir piyango biletini, kazandığı bir piyango biletini aldığı yerdir diyor. Güzel bir saadet alemine gidecek, onun giriş kapısıdır. Böyle söylüyor Üstad onu. Aynı şekilde biz de buradan okuyarak öyle yorumlayacağız. İman nazarıyla böyle müminane bakan bir adam, insanların o cihete gidişleri, o seyahatleri adem, yani yokluk alemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya intikaldir, yer değiştirmektir. Ve fani olan şu alemden, şu menzilden, baki olan ebedi menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, adem alemine gitmek değil, yokluğa değil ve kazanacağı, dünyada gördüğü işlerin karşılığını alacağı hayır yönünden öyle bir aleme gider, o cihetin memuru olur diyor. Ve o cihette de memnuniyet sağlar. İnşallah değil mi? Böyle bakıyoruz. Yani bu dünya, yani bizim Cenab-ı Hakk'ın asıl misafir edeceği yere gitmek için mola verdiğimiz bir han. Bu şekilde bakacaksın dünyaya.
Fakat diyor yol esnasında ve yolculuk durumunda o kişinin ve bizlerin karşısına ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler çıkıyor. Yok mu? Bizim için de kabir var. İşte idam sehpası bir görüyoruz. Ölümler var. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ama diyor bunlar netice itibariyle hep huzurdur, saadettir. Şimdi dikkat edin. Herkes sıkıntılı. Herkesin yaşayışında sıkıntılar var. Musa abi, dünya olarak sıkıntılar başımıza geliyor. Şimdi son cümle çok önemli. Çok muhteşem bir misal. Sıkıntılar içinde bir yolculuktayız. Bunu kavradık. Ama iman cihetiyle baktığımız zaman kazandığımız ve kazandığımızın ilan edileceği saadet sarayına bir gidiştir dedik. Diyor ki, yani netice itibariyle kötü gördüğün o yolculuktaki hadiseler saadettir, güzeldir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Mesela Hazreti Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Züleyha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Bütün sohbetin özeti zaten. Bak Yusuf aleyhisselam Mısır azizliğine nasıl geliyor abi? Kardeşleri tarafından atıldığı kuyu dibe düşüyor. Yeryüzüne de ihanete uğramamış bak ha. Kardeşleri dibe atmış, o dipten en yükseğe çıkıyor. Ve insanlar tarafından işte Züleyha'nın iftirasından sonra hapse giriyor. Hapis de yer altında. Zindan aşağı doğru, eski zamanlarda hep zindanlar. Yine oradan Mısır azizliğine nail olmuş mu kardeşim? Olmuş değil mi? Herkes kendi hayatına baksın. Hatırlamıyoruz. Ana rahminde, o anne kanında amniyon sıvısının içinde, karanlık bir ortamda iki büklüm halde duruyorduk değil mi? Dar, sıkıntılı bir alemde. Görmediğin, konuşamadığın, ihtiyaçlarını arz edemediğin bir alemde. İşte o tünelden geçtikten sonra bak şöyle rahat, ferahlı, nimetlerin olduğu bir aleme geldin mi? O zaman Allah seni sıkıyor mu kardeşim? Dünyevi dertler, sıkıntılar içinde boğuldun mu? O zaman sabret. O dar boğazdan işte geçerek bir feraha kavuşacaksın. Allah seni böyle bir aleme almış. Bekle, sabret ya. İnsan böyle baktığı zaman huzur bulmuyor mu? İşte sana bu bakış açısını veren imandan başka bir şey değil. Sıkıntıya düştüysen bunu hayal et. Evet, Yusuf aleyhisselam böyle olmamış mı? Evliyalar, asfiyalar, peygamberler hep o sıkıntılara maruz kalmamışlar mı? En sonunda feraha kavuşmamışlar mı? Sen kimsin birader? He? Derdinden büyük Allah var. Ama o cihete hangi gözlüğü takarak bakıyorsun o da sana kalmış. Rabbim iman gözlüğünü takmayı ve bir daha çıkarmayı nasip etmesin. Bazen Cenab-ı Hak iman gözlüğünü veriyor bize. Maalesef yaşayışımızla gözümüzü kör ediyoruz. O gözlük de bu saatten sonra 5 para etmiyor. Taksan ne olacak? Kör bir adama, ama bir adama dünyanın en kaliteli gözlüğünü taksan 5 para eder mi? Etmez değil mi? İşte bazen de kendimizi o hale getiriyoruz abiler, kusura bakmayın. Her yerden böyle o tertemiz pencereleri sana Allah sunuyor ama bir bakıyorsun yaşayışınla o dünyevi günahları gözüne çomak gibi soktuğundan dolayı bakan gözü kör ediyorsun. Hakikat gözünün önünde görmüyorsun. Bu olmamış mı? Olmuş. Ebu Cehil zamanında, diğer müşrikler zamanında olmamış mı? Mucizeler elinde, Allah Resulü'nün taşlar konuşuyor. Görmek istemiyor işte. Taşlar konuşuyor ya. Ağaç yürüyor, yanına geliyor. İşte bak günahlardan, fuhşiyattan dolayı kör olmuş. Sen günaha baktıkça o cihetleri gören gözün kör olacak. İman gözlüğü de işe yaramayacak orada. İlk önce gözün önündekilerini temizle. Göze pansuman yap. İmanla, takvayla. Allah rızası için Fatiha.